Cidden ölüyordum Yaşar Bey. Nefes almaya çalışıyorum, şuradan aşağı inmeye. Hay Allah. Gözlerim kararmaya başladı, dizlerim çözüldü. Dedim tamam, buraya kadar. Ay, Tarık Bey hoş geldiniz. Bizim aslım Tarık Bey'in hayatını kurtarmış Nurhan. Aa. Ya evin önünde yığıldım kaldım Nurhan Hanım. Bir baktım elinde kekle aslıma el sallayarak geliyor. Allah bin kere razı olsun. Eve çıkardı, ilacımı verdi. Çok değil ya. 2 dakika gecikse. Allah esirgesin. Bu arada kek için ayrıca teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Az kalsın parmaklarımı yiyordum. Ben yapmadım onu. Aslım'ın annesi yaptı. Ay sizinle tanışmayı çok istiyordu. Bir çağırayım tanışın. Buradaysa tanışmak isterim maşallah. Melek gibi kız yetiştirmiş. Çağırıyorum o zaman. Ozan'ı da Aslım yetiştirmiş hastaneye kazadan sonra değil mi? Ya sormayın o çocuğa da çok üzüldük. Bir günde 2 hayat kurtarmak. Yaşar Bey. Bu bildiğin kahraman ya. Ne yapsak buna bir ödül falan mı ayarlasak? Hediye. Hediye. Ne oldu kuzu? Nurhan abla ben yine üşütmüşüm herhalde. Hiç iyi değilim. Ay, Tarık Bey geldi de seninle tanışmak istiyor. Bir kahve içelim dedim. Hadi gel bir merhaba de istersen. Tamam ama abla hiç iyi değilim gerçekten. Hem üstüm başımda böyle kötü. Canım ne varmış üstünde başında? Toplaşıp gezmeye gitmeyeceğiz ki birlikte. Gelirsin bir merhaba dersin. Ondan sonra geri gelirsin. Tamam o zaman ben bir şey yapayım da. Tamam. Tarık Bey, birer kahve yapıyorum o zaman. Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti? Siz nasıl içiyordunuz? Herkes nasıl içiyorsa öyle. Herkes nasıl içiyorsa öyle. Ayrıca uğraşmayın, fark etmez. Ah Tarık. Tamam o zaman. Hanımefendi kahvesini de içmedi. Bir sorun yoktur inşallah. Ay midem kötü diyordu. Ben bir gidip bakayım. Bırakın Nurhan'a. Daha sonra denk geliriz. Ben de şunu içip kalkacağım. Jülide Hanımlara bir uğrayacağım. Ozan'ın durumunu öğreneyim. Ay Tarık Bey biraz daha oturun. Ben bir gideyim bakayım. Hediye sen bayağı kötüsün. Bir doktora falan mı gitsek? Tarık Bey'de araba vardır. Dur ben söyleyeyim de bize... Yok yok abla. Ben dünkü davette üşütmüşüm belli ki. Midem çok kötü ama öyle doktorluk bir durum yok yani. Hay Allah'ım ya. Kahven soğudu. Ben de onu söyleyeyim diye geldim. Ay yok abla hiç kahve içecek durumda değilim. Hediye. Bak. Söylemediğin bir şey mi var? Ha? İçinde tutma. Cengiz mi aradı? Bir şey mi dedi? Yok abla üşütmüşüm sadece o kadar. Nurhan. Ay Yaşar. Nurhan. Tarık Bey çok selam söyledi. Kahve için de teşekkür etti. Mümtaz Beylere gitmesi lazımmış kalktı. Hediye sen niye gelmedin? Adamcağız sordu durdu. Aslım'ın annesiyle de bir tanışamadık dedi. Abi ben midemi üşütmüşüm herhalde hiç iyi değilim. Doktora gösterelim mi? Yok, düzeliyor sanki.
Ay Hediye, ben seni mutfakta sanıyorum böyle pat diye. Hediye? Yok abla, sorun yok. Yok, var sorun, var. Hediye, bak bu senin kendine ettiğini düşman düşmana etmez. Gözünü seveyim söyle, ne oldu yine? Yok abla, öyle aklıma bir şey geldi, sadece çocuklarla ilgili falandı. Hediye, bak kurban olayım, yalvartma da söyle işte. Kuzum, sen buraya geldiğinde de böyleydin bak. Konuşmadın, konuşmadın. Ondan sonra Cengiz Aslı'nın babası değil dedin. Yahu yine var içinde bir şey tutuyorsun sen. Hadi söyle. Yahu pat diye söyle bitsin. Neyse ne, tutma içinde. Murat. Dinliyorum hadi, hadi. Murat. Geliyorum dedim Yaşar, tamam. Yok ablacığım, biz sonra konuşuruz, tamam hadi git sen. Yok, sonra falan konuşmayacağız. Şimdi konuşacağız. Hadi söyle bakayım. (Gülüyor)